Bırakın. Hiçbir yere gidemezsin. Sen beni öldürmeye kalktın. Bunun hesabını vereceksin. Senin yüzünden oldu. Rahat dur. Rahat dur dedim sana. Kurtuluşun yok. Eşkıya mısın sen? Bıraksana beni. Eşkıya ha? Sen beni öldürmeye çalış. Sonra da ben senin buradan elini kolunu sallayarak gitmene izin vereyim. Öyle mi? Ben sadece bir kez olsun beni dinlemeni istedim. Pişman mı oldun sen? Asla. Merak etme. Ben sana pişmanlığı öğreteceğim. Ne oluyor burada? Hayırdır? Ne oluyor? Halil? Vurulmuşsun Halil. Dur. Hemen jandarmayı arıyorum. Yok, yok. Ambulans. Önce ambulans. Hiçbir yer aramıyorsun Eren. Halil, sen delirdin mi? Yaralısın. Görmüyor musun? Kimseyi aramayacaksın. O tüfeği sağlam bir yere sakla. Ve bunlardan kimseye bahsetme. Onun cezasını ben vereceğim. Ne demek bu? Neden bahsediyorsun sen? Bunu yapmaya hakkın yok. Bırak beni. Bırak! Bırak dedim! Şimdi yürü. İçeri. Beni buraya. Ne istiyorsun benden? Sen beni öldürmeye kalktın. Amacım öldürmek değildi. Kazayla oldu. Lütfen bırak gideyim. Eve gitmem lazım. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Sen şu an hapiste olmadığına dua et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ver dedim bana. Ver bak. Bırakma beni burada. Uslu dur. Lütfen bırakma lütfen bak. Bırakma lütfen aç kapıyı. Bak eve gitmem lazım. Lütfen bırakma. Bırakma beni burada. Lütfen bırakma. Lütfen aç kapıyı, lütfen. Bak eve gitmem lazım, lütfen bırakma. Bırakma beni burada. Sana diyorum. Müzik.
Babaannem. Babaannem ne olacak? Neredesin sen? Bütün bahçeyi aradım. Kız nerede? Depoya kapattım. Bak, Halil. Bir an önce doktora görünmen lazım kardeşim. Böyle olmaz. Hadi hastaneye gidiyoruz hadi. Bir şeyim yok. Saçma sıyırdı sadece. Temizleyip sarsak geçer. Halil bak. İyiyim dedim. Peki kız ne olacak? Ne yapacaksın? Düşüneceğim. Onun için hiçbir şey öyle kolay olmayacak. Bizim en güzel rüyalarımızı kabusa çevirenleri en tatlı uykularından uyandıracak bir ceza. Olsun. Lütfen uyandığım her şey geçmiş olsun. Babaannem ne yapar? Bensiz ne yapar babaannem? Thank you.
Ne yapıyorsun? Sakın dokunma bana. Dokunmak mı? Beni buraya bunun için mi hapsettin? Bir dakika, ne diyorsun sen ya? Uzak dur benden. Sen ne anladın ki? Git buradan. Git dedim. Git. Kendini çok önemsiyorsun. Hadi bir kahve yap bize. Tabii Songül Hanım. Neyin var Halil? Keyifsiz gibisin. Yok, iyiyim teyze. Çok çalışıyorsun. Hak ettiğimiz yerde olabilelim diye çok yordun kendini. Ama bundan sonra bol bol dinlenirsin. Çok güzel siparişler verdim. Burası Fırat Konağı'na dönüşünce senin de keyfin yerine gelir. Bütün eşyaları değiştireceğim. Hiçbir şey değiştirmeyeceksin teyze. Doğru söylüyorsun. Bu ev gibi bu eşyaları da keyifle kullanalım. Onlara acı çektirecek hiçbir şeyden kaçınmamak lazım. Ama yine de birkaç dokunuş şart. Artık bitti değil mi Halil? Ne bitti abla? Hesaplaşma. Henüz değil. Neden? Bitirsek artık, kapatsak bu meseleyi tamamen.
Sen 15 seneni bu öfkeye feda ettin. E sonunda istediğin de oldu. Neden hala devam etsin ki? Abla. Az kaldı, tamam mı? Tamamen bitmesine çok az kaldı. Sen bunları düşünüp kendini üzme. Ben kendimi değil, seni düşünüyorum. Ömrünü böyle öfkeyle, kinle geçirmeni istemiyorum artık. Huzur bulmanı istiyorum. En çok sen hak ediyorsun bunu. Yeter Gülhan. Uzatma artık. Peki o zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Tekin merak etmiştir beni. Onu bir aramam lazım. Ah Gülhan'a. Düşmanına bile kıyamaz zavallım. Teyze. Sen yine de onu kırmamaya özen göster. Neler atlattığını çok iyi biliyorsun. Tamam. Merak etme. Ama sen de onun söylediklerine çok fazla kapılma. Neyse. Ben de kalkayım. E kahveler gelecek. İçerim öyle gidersin Ali. Çalışma odama gönderirsin teyze. Ağustu getir artık şu kahveleri. Teşekkür ederim. Tabii sofranıza layık değil ama biraz yeseniz iyi olur aslında. Yakında bunu bile bulamayabiliriz. Niye? Hani Zeynep Hanım iş bulacaktı, bizi bu sefaletten kurtaracaktı? Yoksa sen de mi ümidini kaybettin? Ses çıktı mı Zeynep'ten? Yok, aramadı. E tabii. Niye arasın ki? Kim iş verir ki ona? Yok artık anne ya. Zeynep ablam da iş bulamazsa kim bulacak? Bunca zamandır bütün işleri idare eden o. Hem bütün kasaba bizi tanıyor, sayıyor. Bir yerden bir şey çıkar illa. E öyle tabii. Servetimizi kaybetmiş olsak da soyadımızın bu kasabada açamayacağı kapı yok. Zeynep! Zeynep kızım neredesin? Hani Zeynep Hanım nerede? Söze gelince ben babaanneme bakarım diyordu. Ben bakarım anne. Zeynep! Zeynep! Allah'ım. Sen babaannemi koru. Ona yokluğumu hissettirme. Lütfen. Bu elindekiler ne? Al ye. Gitmeme izin vermeyecek misin? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Karnını doyur. Oğlum delireceğim şimdi. Bir an önce oyundakini ye. Yoksa uzun süre aç kalacaksın. Sen gerçekten beni delirtmek istiyorsun. Söylesene, amacın ne? Ne yapacaksın bana? Seni vurdum diye burada mı hapis hayatı yaşatmaya karar verdin?
Hadi susamışsındır. Kafes hayvanı gibi burada mı besleyeceksin beni? Yeter artık. Konuşmayı bırak. Şu suyu iç. Benim ekmeğe suya değil, özgür kalmaya ihtiyacım var. Susamadın yani. İyi. Peki. Demek ki uzun süre aç sus kalmaya dayanıklısın. Al şunu ye. Başka bir isteğiniz var mıydı? Hayır, çekilebilirsin. Odanızı havalandırdım, banyoyu yıkadım, halıları da havalandırdım. Niye gün sonu raporu veriyorsun? Bunlar senin görevin zaten. Madalya mı takalım, plaket mi verelim? Kimin telefonu bu? Getir bakayım onu bana. Senin telefonun mu? Artık cevap ver lütfen. Beni neden burada tuttuğunu söylemeyecek misin? Bak ailem çok merak eder beni. Özellikle babaannem. O bensiz kalamaz. Buraya seninle dertleşmeye gelmedim. Sen gerçekten zorbasın. Zırdelinin tekisin ya. Anlaşılan doymuşsun. Thank you.
Seni bağlamak zorunda bırakma beni. Gözlerimdeki yaşa bakıp acizlikten sanma sakın. Öfkeden akıyor o yaş. Sen şimdi beni yendiğini sanıyorsun ya. Bekle. Sadece bekle. Allah Allah, açmadı. Babaannemi yatırdım. Mışıl mışıl uyuyor. Kaçtır arıyorum, açmıyor. Hayır, açmayacaksan o telefonu niye taşıyorsun? Belki bir iş görüşmesinde falandır anne. Döner birazdan. Hadi bakalım, müjdeli bir haber versin de. Kızım senin değil, benim değil. Kimin telefonu bu? Aa, Zeynep'in bu. Evin eski hanımının kızı. Evet, onun telefonu. Allah Allah, ne işi var burada? Bilmiyorum efendim. Tamam, sen çıkabilirsin. Bunu mu arıyorsun Halil? Neden sende bu telefon? Halil, Zeynep Aslanlı'nın telefonu bu oğlum. Bir şey söylesene. Her şeyi bilmek zorunda değilsin teyze. Onuna ne oldu? Tamam, bir şeyim yok. Bir şeyim yok teyze. Zeynep Aslanlı. Depoda. Kimsenin haberi yok. Ve olmayacak da. Anladın mı? Aman Allah. Duyduğum silah sesi. Sana mı ateş edildi? Halil, neden jandarmaya haber vermedin? Neden hala bu kız bu evde? Yeterince anlattım teyze. Konu kapandı. Halil, geliyor musun? Sen geç çalışma odasına, geliyorum ben. İşime karışma teyze. Sakın. Sabaha karşı silah sesi duydum diye. Halil Bey dün gece vurulmuş. Emin misin? Evet. Hem de Zeynep Aslan'la vurmuş. Ne? Zeynep mi? Ay, inanamıyorum. Dur dur. Halil Bey de bunu gidip depoya kilitlemiş. Ne? Jandarmaya haber vermemiş mi? Niye ki? İşte anneciğim, asıl soru bu. Niye? Kahvaltı etmiyor muyuz? Acıkmadınız mı siz? Geç otur oğlum sen. Çay hazır zaten. Hadi güzel babaannem.
iki lokma at ağzına lütfen benim için. Zeynep gelmeden yemem. Nerede o? Hadi ama Zümrüt Sultan. Bak ilaçlarını vermem için yemeğini de yemen lazım. Sonra kötü oluyorsun. Zeynep gelmeden ilaçlarımı da içmem. Nerede? O benden bu kadar ayrı kalmazdı. Nerede Zeynep? Gelecek babaannem, gelecek. Ya Zeynep'i bir getirin bana. Zeynep! Dayanamıyorum artık. Oh, hayat sana güzel. Merve. Merve. Fikret Bey arıyor. Aa, bisküvi fabrikasının sahibi Fikret Bey mi? Evet, ben arayacaktım. Zeynep müsaade etmedi. Bak kendi arıyor. Süper, açın hadi. Alo, Fikret Bey. Sesinizi duymak ne kadar güzel. Buyurun. Anlıyorum, peki. Çok teşekkürler Fikret Bey. İyi günler. Anne, ne oldu, anlasana. Zeynep. Fikret Bey'in fabrikasında iş başvurusunda bulunmuş. Ailecek sizi çok severiz ama eleman ihtiyacımız yok diyor. Zeynep'e ulaşamayınca beni aramış. Yapma ya. Eleman ihtiyacımız yok. Eleman. Anne, baksana şu halimize. Daha fazla burada yaşamaya katlanamayız. Artık senin de bir şeyler yapman lazım. Merak etme kızım. Zeynep'in aklına yeterince uyduk. Artık sıra bende. Ne oldu bu çocuğa? Niye vurulduğunu benden gizliyor? Hem bu kızı burada tutmanın ona ne faydası var? Hayır, hapse tıktırıp hıncını çıkarmak varken neden kedi gibi besliyor? Peki, görelim bakalım kimmiş bu Zeynep Aslan? İnşallah işime yararsın. Sekin neredesin? Öldüm meraktan. Neden açmıyorsun telefonlarımı? Görüşmedeyim hayatım ya. Çok önemli bir görüşmede. Ne oldu? Hayırdır? Seni özledim. Ne zaman geleceksin? Yakında yavrum. Çok yakında geleceğim. Tamam. Lütfen çabuk gel. Tamam bir tanem. Bak işlerim biter bitmez koşa koşa yanına geleceğim. Tamam. Merak etme. Sana burada çok ihtiyacım var. Zaten biliyorsun durumumu. Her şey oldu bitti ama teyzemle Halil hala intikamdan başka hiçbir şey düşünmüyor. Ruhum daraldı resmen. Tabii. Yılların intikamı öyle kolay kolay geçip gitmez ki. Keşke bir sihirli değneğim olsa da bir dokunuşla onları bu saplantıdan kurtarabilsem. Ya bitmedi öfkeleri, dinmedi bir türlü. Hadi teyzem koca kadın, yani kendi tercihi belki ama Halil'in daha bu yaşında böyle karanlık bir yola saplanmasını bir türlü kabul edemiyorum.
Karıcığım çok haklısın. Biliyorum haklısın. Ama bak çok önemli bir toplantıdayım şimdi. Ben seni birazdan arasam. Hı? Tamam. Hadi öptüm, öptüm. Tamam. Ben de öpüyorum. Bay bay. Sen olmasan ben ne yapardım hiç bilmiyorum. Bir tek sen anlıyorsun beni. Bir tek sen dinliyorsun. Hayırdır? Boşuna uğraşma. Hiçbir yere gidemezsin. Ayrıca cezan bitmedi. Hemen yerine geç. Geçmeyeceğim. Yani yaptıklarının sonuçlarına katlanmayı reddediyorsun. Öyle mi? Ne olduysa senin yüzünden oldu. Zorladın beni. Sırf vurayım diye kışkırttın. Yapma ya. Tüfeği kim verdi eline? Ben mi verdim? Hayır ama benim... Yeter. Seninle gevezelik yapmaya gelmedim buraya. Vaktim de yok. Şimdi hemen içeri giriyorsun. Geç eline. Gel buraya, kaçma! Gel buraya, gel! Bırak ya ihbar et beni. Sen işkence ediyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Neden hapsediyorsun beni? Ne yapacaksın bana? Henüz karar vermedim. Sen çok konuşuyorsun. Ne yapıyorsun? Bırak! Bırak beni! Bırak diyorum sana! Bırak! Bırak ne yapıyorsun? Bırak dedim sana! Bırak! Ya, bırak sana ne yapıyorsun? Anne, konuştun mu büyük halayla? Hayır, aradım iki kere açmadı. Ya bir daha ara. Yoksa o da mı bilerek açmıyor? Yardım etmeyecek mi bize?
Yok canım, olur mu öyle şey? Halam sever beni. Üzerime titrer, bir dediğimi iki etmez. Duymamıştır. Açar şimdi. Alo halacığım, nasılsın? Aa, sen de mi duydun? Evet, oldu öyle şeyler. Ben senden bir şey rica edecektim hala. Malum olaylardan dolayı biraz sıkıştık da. Eğer mümkünse biraz destek... Anlıyorum. Yo, hayır, kırılmadım. Tamam halacığım, öpüyorum. Ne diyor? Olanları duymuş. Konuşturmadı bile beni. Sıkışığım deyip durdu. Dur dedim. Bırak. Bırak diyorum sana. Rahat dur. Ne indirmiyorsun beni ya? Dur diyorum sana. Rahat dur. Perişanlığıyla bile çok güzel bir kız. Bu hiç iyi değil, hiç. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır bırak, ne yapıyorsun ya? Bırak diyorum sana. Rahat dur. Doğan'ı unutma. Unutma. Çünkü ben asla unutmayacağım. Beni nasıl elim kolum bağlı çaresiz bıraktıysan, gün gelecek ben de seni öyle çaresiz bırakacağım. Bana bak. Çok büyük laflar bunlar. Gerçekleşmeyecek hayallerin peşinde koşma. Teyze. Bunu neden yapıyorsun Halil? Neden onu jandarmaya vermiyorsun? Bu soruyu daha önce de sormuştun teyze. Korkuyorum Halil. Bu kızın masum yüzünün seni yumuşatmasından korkuyorum. Bize yapılanları unutma. Senin annen bu eve babanın hırsız olmadığını, masum olduğunu söylemek için geldiğinde o kızla annesi kovdular onu bu kapıdan. Benim Melek ablam, Zahidem onlar yüzünden felç geçiyor. Yeter teyze! Ben bunları bir an bile çıkarmadım ki aklımdan teyze. Ne düşünüyorsun peki? Ne ceza vereceksin ona? Çok ne acı çektirecekse onu.
Hayırdır anne? Çöpleri gezdirmeye mi çıkardın? Ne oldu? Ay bir su ver, anlatacağım. Anlatsana, çatlatma insanı. On sene önce bir gün çiftliğin kapısına bir kadın geldi. Ah, buyur. Hanım kızım, sen bu evin kızısın değil mi? Evet, Zeynep ben, Zeynep Aslanlı. Babanı bir çağırır mısın? Konuşmam lazım. Seninle eşli olur ki onunla. İhsan Fırat'la ilgili. Ben Zahide Fırat. İhsan Fırat'ın karısıyım. Kocam Masum, onu anlatacağım. Ama konuşamazsın. Çabuk git buradan. Ne oluyor burada? Hanımefendi, ben İhsan Fırat'ın karısıyım. Kızınız Zeynep'e de bahsettim zaten. Kocam Masum. Onu açıklayacağım. Çabuk gidin buradan. Hanımefendi, bir anlatayım, müsaade edin. Bir daha bu kapıya gelirsen ne yapar eder, seni de hapse attırırım. Hanımefendi, İhsan Masum. Müsaade edin anlatayım eşinize, size lütfen. Yeter, defol git. Git anne. Zeynep hadi kızım, gir içeri. İyi misin annem? İyi misin? Sen niye yalan söylüyorsun Zeynep'im diye? Onlar tatilden dönene kadar beklese miydi kadın? Oh, bir de üstüne çıkıyorsun Asu. Sen dua et de bu kadın tekrar gelmesin aslanlar tatilden döndüğünde. Açın kapıyı, şu kardeşleri açın. Açın şu kapıyı, açın. Açın dedim size, açın şu kapıyı, açın. Vallahi iş alacağız başımıza ha. Eğer Halil Bey o kadının oğluymuş ya. Ne diyorsun anne sen? Ay kadın o gün bizim yüzümüzden felç geçirip yatalak kalmış. Yaptıklarımız öğrenebilir mi? Ne yapacağız şimdi? Hanımlar. Bir süre deponun etrafında gezilmeyecek, içine girilmeyecek. Civarında dolanan, görünen, gezen birisi olursa benim haberim olacak. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok Halil Bey. Emriniz olur. Konuştuklarınızı duymuş mudur ki? Sanmam. Öyle olsaydı şu an yaşamıyor olurduk. Ama ya duyduysam? Yine sakin ol. Duymadı işte adam. Asla da duymayacak. Gerçekleri sadece senle ben biliyoruz. Halil Bey asla öğrenmeyecek. Anladın mı? Harika. Bu iyiliğinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Çok teşekkürler. Ne olmuş? Şu andan itibaren Zeynep Aslanlı'nın bütün iş başvuruları olumsuz sonuçlandı. Maalesef elemana ihtiyaç yok şu dönemde.
Güzel. Gerçi onu adalete teslim ettiğinde iş bulsa da gidemeyecek ya. Neyse. Öyle değil mi? Yakında teslim edersin herhalde. Henüz öyle bir niyetim yok. Yapma Halil. Onu daha fazla tutamazsın burada. Sen de suç işliyorsun bu şekilde. Haklısın. Suç. Ama alıkoymayla cinayete teşebbüs aynı kefeye konamaz. Tam olarak ne var aklında? Anlamıyorum. O kızı tutsak edince ne olacak ki? Yeter ama ya, yeter! Ne biçim temizlik yapılmış burada? Biricik kızım benim. Bütün hayatım, dünyam. Sen annenle bana en büyük ödülsün. İstediğiniz elbise askılarını getirdim Songül Hanım. Müsait miydiniz? Tamam bırak git. Ne dikiliyorsun orada? Elbiseleri ütüleyip asmamı istemiştiniz de. Şimdi de vazgeçtim. Hadi çık. Değişirse fikrim çağırırım. Kızın gerçekten çok güzelmiş Ömer. Sana da çok benziyor. Ona baktıkça seni görüyorum sanki. Eğer Halil izin verseydi kızını hapse attırır, perişanlığıyla yüreğimi soğuturdum. O zaman belki biraz rahatlardım. Ben evrakları imzalarım, hemen çıkarım. Sen görüşmeleri benim yerime yaparsın. Olur tabii. Sorun değil. Sen hemen eve mi döneceksin? Adamlar randevu almıştı ama tamamen aklımdan çıkmış. Kusura bakma. Senin de aklın burada kalacak şimdi. Hadi hadi. Hadi gidip halledelim şu işi. Var mı yeni bir şey, öğrenebildin mi? Yok.
Halil Bey çıktı arabasıyla. Eren Bey'le. Depoda hala kilitli. Zeynep hala depoda demek ki. Ay ne zamana kadar tutacak ki orada? Adam haklı. Düpedüz vurmuş adamı. Ben olsam ben de bırakmam. Ay tutsun tutsun da kız saatlerdir orada aç susuz. Ne kadar dayanabilir ki? Hadi bakalım bir kaşık da pilavdan al. Yemeyeceğim. Bak söz sen yiyince Zeynep gelecek. Aç sen ağzını hadi. Hadi ama babaanne lütfen. Selma yeter. Yemezse yemesin. Afakanlar bastı şimdi delireceğim. Yeter. Merve sen Zeynep ablanı bir kere daha arar mısın? Belki duyar şimdi. Merve ne oldu kızım? Yok bir şey. Anlatsana kızım. Ya anne neyi anlatayım ya? Artık en yakın arkadaşlarımı bile dışarı çıkarken beni çağırmadığını mı? Herkesin arkamızdan dalga geçtiğini mi? Yoksa eski hayatımı geri istediğimi neyi anlatayım? Anne, sen bir Zeynep'i arar mısın? Bu kadar saat bizi habersiz bırakmazdı. Ben de meraklandım bak artık. Doğru söylüyorsun. Fikret Bey de ona ulaşamadığı için beni aradı. Başına bir şey gelmesin. Anne iyice korkutma beni. Şarjı falan bitmiştir belki. Sen ara en iyisi hadi. Ulaşılamıyor. Şarjı bitmiştir. Öyledir herhalde. Gelir birazdan. Cemil arıyor. Hayırdır inşallah. Efendim Cemil. Süreyya Hanım beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum Cemil söyle. Zeynep Hanım burada çiftlikte. Ne? Depoyu kilitlemişler onu hemen gelin kurtarın çabuk olun. Kim kilitlemiş? Zeynep'in orada ne işi var? Bilmiyorum Canan ablayla Asu konuşun derken duydum. Çiftlikteymiş depoyu kilitlemişler ben görmedim ama buradaymış. Çabuk gelin kurtarın onu lütfen ne olur. Nasıl kaçtı bu? Kendi başına kaçmış olamaz. Kim yardım etse canını okuyacağım. Merak etme, kaçmadı. Ne yaptın sen teyze? Yapılması gerekeni yaptım. Jandarmayı aradım. Seni yaraladığını söyleyip teslim ettim. Sana benim işime karışma demedim mi? Halil'im, ben senin iyiliğin için yaptım her ne yaptıysam. Teyze. Sonra konuşacağız. Bunu sonra konuşacağız. Kızım nerede? Nezarethanede. Oyun oynama benimle. Onu burada tuttuğunu biliyorum. O zaman beni vurduğunu da biliyorsunuzdur. Olmaz. Benim kızım asla böyle bir şey yapmaz. Ama yaptı.
Eğer diyecek bir şeyiniz kalmadıysa çiftliğimi terk edin. Bak. Zeynep'in kalbi temizdir. Bir anda bütün ailenin yükü omuzlarına bindi. O yüzden hırçınlaştı. O daha 23 yaşında bir genç kız. Önünde upuzun bir hayat var. Bir ceza alıp hayatının mahvolmasına izin vermeyin. Neyimiz varsa aldınız. Bir tek itibarımız kaldı bize. Bari onu bize bırakın. Olan oldu artık. Bunu baştan düşünecektiniz. Teşekkürler. Önce kendini hapsettin. Şimdi buraya attırdın. Sırada ne var? Şşş. Sakin. Madem şikayetçi olacaktın, neden hapsettin beni? Neden işkence ettin bana? Sakin olamıyorsun. Senden şikayetçi olmayacağım. Olmayacak mısın? Hatta buradan çıktıktan sonra ailenle birlikte çiftliğe geri dönmene izin vereceğim. Evet Cemil. Tamam. Anladım. Ne diyor Cemil? Zeynep ablamı jandarma götürmüş. Karakoldaymış. Ne? Ne diyorsun sen ya? Nasıl olur böyle bir şey? Bu kabus ancak böyle daha kötü hale gelebilir. Bravo Zeynep ablasın. Selma, Zeynep nerede? Yanıma gelmeyecek miymiş? Az kalmış babaanne. Gelecekmiş birazdan. Sen,
Sen neden almıyorsun? Yoksa Zeynep'imle bir şey mi oldu? Benim onu bulmam lazım. Yardıma ihtiyacı var. Derdine derman olmam lazım. Bak Zeynep! Geliyorum yardıma Zeynep! Zeynep! Doğru mu söylüyorsun? Söz. Halil Fırat sözü. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Çok şaşırdım. Sana istemeden de olsa zarar verdim. Ama sen yine de bizim çiftliğe dönmemizi kabul ediyorsun yani. Yalnız bir şartla. Nedir o? Ailenle birlikte... müştemilatta kalacaksınız. Ve çiftliğin çalışanı olacaksınız.